Merhabalar, ben Nurgül. Kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok lezzetli ve çok kolay tepsi böreği tarifiyle sizlere geldim arkadaşlar. Evet, hazır baklavalık yufkadan çıtır çıtır harika bir börek yapacağız. Gerekli olan malzeme listemi açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan da ulaşabilirsiniz. Evet, baklavalık yufkamızı arkadaşlar gördüğünüz gibi ben bunu ortadan ikiye kestim ve yarısını çok lezzetli soğuk şerbetli baklava da kullandım. Yarısını da bu şekilde peynirli çıtır tepsi böreğinde kullandım. Eğer sizler de küçük bir aileyseniz bu şekilde baklavalık yufkanızı değerlendirebilirsiniz. Bir tane yumurta, bir bardak süt, yaklaşık yarım çay bardağından biraz daha fazla sıvı yağ. Harcımız için de peynir kullandım arkadaşlar. Yumurtamızı çırpalım. Bir bardak sütü de ekleyip devam çırpalım. Baklavadan artan tereyağı vardı. Sade tereyağı. Onu da ilave ettim. Ve biraz da sıvı yağ. Yaklaşık yarım çay bardağı kadar arkadaşlar. Hepsini ekleyip karıştırıyorum ve sosumu elde ediyorum. Böyle küçük boy bir borcamın tabanını yağlıyorum. Baklavalık yufkadan iki kat alıyorum ve tepsime tabanına yerleştiriyorum. Daha sonrasında sosumdan da 2-3 kepçe döküyorum. Her yerine gelecek şekilde fırçayla sürüyorum. Bu şekilde ikişer kat ikişer kat arkadaşlar baklavalık yufkamızın yarısına gelene kadar soslama işlemini uyguluyoruz. Her ikişer yufkada arasını sosluyorum. Evet, orta katına bu şekilde bir kalıp beyaz salamur peynir kullandım. Ve tekrardan geri kalan yufkaları ikişer kat kullanarak sosumu her yerine gelecek şekilde dökerek tepsi böreğimi bitiriyorum arkadaşlar. Daha önceden sizlere çıtır börek tariflerimde paylaşmıştım. O börek tariflerime de kanalıma bir göz atmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Gerçekten çok pratik ve lezzetli oluyor bu şekilde börekler. Kurtarıcı, hafta sonu kahvaltısı için çok lezzetli bir börek alternatifi. Su böreği tadında çıtır çıtır leziz bir börek oldu. Evet, bu şekilde yufkalarım bitene kadar soslama işlemini uyguluyorum. Evet, en son yufkamı da tepsime güzelce yerleştiriyorum. Geri kalan sosumu da her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Ve böreğimi kesiyorum, dilimlere kesiyorum. Önceden ısınmış 180 derece fırında kızarana kadar yaklaşık yarım saat böreklerimi pişiriyorum arkadaşlar. Renk alana kadar altı üstü güzelce kızarana kadar pişireceğiz. Dediğim gibi ben soğuk baklava yapmıştım. İkisini birlikte bu şekilde ben fırınımda pişirdim arkadaşlar. Soğuk baklava tarifimi de diğer videolarımdan mutlaka izleyin derim. Evet, daha önceden baklava olduğu için içerisinde derecesi 160 dereceydi. Sonrasında 180 dereceye artırdım. Altı üstü nar gibi kızarana kadar pişirdim. Evet, gördüğünüz gibi artık böreğimiz pişti arkadaşlar. Harika oldu. Soğuk şerbetli baklavam da çok nefis oldu. Bunu da mutlaka deneyin derim. Ayrıca kahvaltıya çırpılmış yumurta da yaptım. Ayrıntılarıyla birlikte sizlere diğer videolarımda paylaştım. Bu şekilde kahvaltılık olarak
sunum yaptım. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, aşağıya yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.